Fenerbahçe Acıbadem'in yeni oyuncularından Katarzyna Evas Kovronska ile geçtiğimiz günlerde keyifli bir söyleşi yapıyorduk. Şimdi güzel oyuncuyu daha yakından tanıyacağınız dakikalara gidiyoruz. Fenerbahçe Acıbadem'e İtalya'nın Passoro ekibinden gelen ve Kaşa olarak bilinen Katarzyna Skowrowska'nın voleybola başlamasında abilerinin büyük etkisi olmuş. Yeah, I have two older brothers. They both are 2 meters high. Wow. And when I was younger, I was too small to play volleyball, and I was watching the games of my brother, so I fell in love in volleyball, and I just decided to play like him. So yeah. This is my story. İki tane abisi varmış ve ikisi de 2 metre üzerindeymiş. İkisi de voleybol oynuyorlardı. Ben de onları seyredip voleybola aşık olup direkt voleybola başlamak istedim diyor. Voleybol dışındaki hobilerini bizimle paylaşan Skowrowska, film izlemeyi çok sevdiğini söylüyordu. And if I have free time when I'm resting, I'm just watching nice movies and reading so many books. Yeah. Çok fazla zamanım olmadığını söylüyor tabii ki. Bir de zaman oldukça kitap okumayı ve film seyretmeyi çok seviyormuş. En son hangi filmi izledin? Which movie did you see last time? It was so many movies because I didn't have internet at my house that it's not, I don't know, it's, I'm watching the Prison Break series and everything like that just to take the time. Şimdi tekrardan Prison Break seyretmiş çünkü daha internet olmadığı için evde. Herhalde daha gelince tekrar. We're gonna start again when internet will come. We're gonna start again to watch. Yeah, we'll download more. Tekrardan internete gelince film seyredip indirmeye devam edeceğini söylüyor. Evli olan güzel oyuncu bakalım eşiyle nasıl tanışmış. Calling me before and he just make me angry and after everything starts. Sadece çok kolay olduğunu söylüyor. Eşi aramış diğer normal erkekler gibi nasıl arıyorlarsa. Ve Kaşa çok sinirlenmiş. Ondan sonra her şey başlamış ve evlenmişler yani. Çok kolay oldu diyor. Yani kavga ederek mi başladılar? The love for the first touch, but after some time we started to meet each other and we get know better. How long did you... 2 years. 2 years relationship, then you get married. Önce eşinin, Kuba'nın çok işte arayıp hani diğer erkekler nasıl arıyorsa onu arayıp işte bana yemek ısmarla, işte kahve ısmarla, işte maçı aldığım zaman bana kahve ısmarla gibi laflar söyledi. Ama diyor hani ben diyor bu bayanım diyor, normalde önce onun kahvesi ısmarlaması gerekiyordu. Beni sinirlendirdi ve o diyor biraz böyle trik yaparak geldi bana diyor. Sonra diyor yavaş yavaş, ilk görüşte aşk değil bu diyor ama sonra yavaş yavaş şey yapınca, buluşmaya başlayınca aşık oldum diyor. 2 sene beraberlikleri olmuş ve 2 sene sonunda evlenmişler. En sevdiği sporcunun ünlü tenisçi Roger Federer olduğunu ifade eden Kaşa, tenis maçlarını eşiyle birlikte izlediklerini anlatıyordu. Yeah, I was always liked Roger Federer because he is so good athlete with such a big class and perfect technique. So I always like to watch tennis when I don't play volleyball. Roger Federer'i çok sevdiğini söylüyor. Çok da yetenekli olduğunu söylüyor. Tenisle buradan arasının iyi olduğunu çıkarabilir miyiz yoksa sadece? So we think that you have some relationship with tennis or not? No, I just like watching tennis with my husband and he is like he likes Nadal and I like Federer and when they are in finals you always fight. Kocasıyla seyretmeyi çok sevdiğini söylüyor tenisi. Genelde kocası Nadal'ı Kaşa'da Federer'i sevdiğini söylüyor. Her zaman final olduğu zaman da evde kavga çıkıyormuş. Dövme ve aksesuarlara ilgili olduğunu söyleyen Skowrowska'nın maçlarda uyguladığı uğurları var mıydı acaba? I'm okay and I don't feel bad that I did them. Bazı yaptığı dövmeler bir 10 senesi varmış zaten. Bunları bilerek yapmadım diyor. Sadece gençliğin getirdiği bir şekilde hemen yaptırdım diyor. Böyle spontane gelişti diyor. Bunların bana öyle ekstra verdiği bir inanç, bir güç yok diyor. Ama sadece öyle yaptığım için yaptırdım. Sadece kendimi iyi hissediyorum şu anda. Bir şeylik yok ya, bir uğur, bir şey, hiçbir şey yok diyor. Yani. Peki sarı lacivertli oyuncuya modellik ya da oyunculuk teklifi gelse cevabı ne olurdu? And you gonna be model or come in Prison Break and let's get some actor. No,
I never was thinking about this. I have few proposition in my country, but I always refuse because it's that I don't have time for this when, during I play volleyball, and I think that it's not my way to do the things. I'm ashamed to do the things. So. Benim ülkemde birkaç kere teklif geldi diyor. Fakat diyor benim diyor voleyboldan zamanım yok böyle bunlara karşı diyor. Ve de diyor bunu çok utanarak yapabilirim diyor. O yüzden diyor hiç düşünmedim bile diyor. Benim yolum değil yani diyor. Şimdi Fenerbahçe Acıbadem'in yeni oyuncularından Katarzyna Evas Kolomska ile geçirdiğimiz dakikalara kısa bir ara veriyoruz.